140 yılın mimarlığına tanıklık 1882-2022 başlıklı sempozyumumuza hoş geldiniz. Birinci oturumu başlatmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Birinci oturumumuzda 3 değerli hocamız söz alacak. Ben sırasıyla kendilerini tanıtayım. Daha sonra elbette tabii kendileri de izlemek istedikleri için rahat olacakları bir konuma yerleşecekler. Seda Kula hocamız, ilk konuşmacımız, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Programı'nda 2007 yılında tamamladığı Erken Osmanlı Dönemi Hamamlarında Eğrisel Örtüye Geçiş Sistemleri başlıklı teziyle yüksek mimar ünvanı. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Programı'nda Bozart kökenli bir mimar olarak Alexander Valori'nin meslek pratiği ve eğitimciliği açısından kariyerinin irdelenmesi başlıklı doktora teziyle 2014 yılında doktor ünvanını aldı. Kendisi halen Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde doçent doktor olarak akademik ve bilimsel çalışmalarına devam ediyor. Seda hocamız bize Sanayi Nefise Mektebi Fenli Mimari Şubesi kuruluş dönemi ve mezunları başlıklı çalışmasını sunacak. İkinci konuşmacımız Profesör Doktor Burcu Özgüven, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü çalışmalarını tamamladı. Floransa, Viyana ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mimarlık tarihi araştırmaları yürüttü. Boğaziçi Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Beykent Üniversitesi'nde dersler verdi. Halen Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde dekanlık görevini yürütüyor. Ancak çok önemli bir özelliği oranın kurucu dekanlığı görevini üstlenmiş olması. Yayınlarını Osmanlı Askeri Mimarlığı, Avrupa-Osmanlı Mimarlık Karşılaştırmaları, Erken Cumhuriyet Kentleşme ve Koruma Çalışmaları üzerine sürdürüyor. Burcu hocamız bize Sanayi Nefise Mimarlık Programı'nda Türk Mesleki Mimarisi 1911-1927 başlıklı konuşmasını sunacak. Üçüncü konuşmacımız Özlem Özcan. 2005'te İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını yine İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Programı'nda tamamladı. Hali hazırda kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin kuruluş yılları başlıklı doktora tezi çalışmasını yürütüyor. Serbest mimar ve yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Mühendis, mimar, sanatçı, mimara karşı İstanbul Teknik Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Akademisi'nin birleştirilmesi girişimlerinin ışığında mimarlık eğitiminde kimliklerin tahkimi 1930'lardan 1950'lere başlıklı konuşmasını sunacak Özlem hocamız bizlere. Şimdi ben ilk olarak Seda hocamıza söz vermek üzere mikrofonumu kapatıyorum. Sanıyorum yarım saatlik bir süremiz var her konuşmacımız için. Burcu hocamızı ve Özlem hocamızı da daha kolay bir izleme için rahat olacakları ortamı alabiliriz. Pardon, çok özür diliyorum. 10'ar dakikanızı almak durumundayım. Oldukça yoğun bir programımız olduğunu baştan biliyorduk. Evet, 15-20 dakika. Ben de hemen saatime bakayım. 2'ye 10 var. Çok teşekkür ederim hocama katılmış için. Ben tüm Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi camiasının 140. yılını tekrardan tebrik ediyorum. Ve aynı zamanda bu etkinlikleri düzenleyen gerek etkinlik komitesi, gerek sempozyum düzenleme komitesi ve diğer tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Benim katkım
Ayşin Hocam'ın da belirttiği gibi Sanayi Nefise Mektebi'nin mimari şubesi kuruluş dönemi yani 1882-1928 arası ve mezunlarına ilişkin olacak. Evet, böylece 20 dakikayı aşmamak üzere bu sözle başlıyorum. Sesim geliyor değil mi? Evet, tamam. Evet, 1 Ocak 1882 tarihli bir tezkere-i samiyevi irade-i seniye ile Osman Hamdi Bey'in uzun ve ayrıntılı bir başvuru yazısına cevaben Sanayi Nefise Mektebi'nin kuruluşuna karar verildiğini görüyoruz. Ve böylece işte günümüz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne doğru uzanan bu 140 yıllık yolculukta başlamış oluyor. Bunlar daha önce yapılmış olan birçok girişimin sonuncusu bu Sanayi Nefise Mektebi'nin kuruluşu. Bunların sonrasında kuruluş gerçekleşiyor. Kuruculara baktığımızda da yine hepimizin bildiği gibi ilk müdür, kurucu ve ilk müdür Osman Hamdi Bey ve onun bu kuruluşta birlikte çalışmayı seçtiği ve okulun fenli mimari bölümünün kuruluşunu yapan Alexander Valori. Bu ikili aslında 1909-10 yıllarına kadar işbirliği içinde, okulun işleyişinde de tabii kendi donanım, görgü ve tercihlerini yansıtmak suretiyle işbirliklerine devam ediyorlar. Bir üçüncü kişi değil ama kurucu faktör diyeyim, bir model ise Alexander Valori'nin de eğitim aldığı ve Osman Hamdi Bey'in de tabii çevrelerinde bulunmuş olduğu Paris'teki École des Beaux-Arts. Ki o bu okul bu dönemde eklektik mimariyi yaratan ve hem ulusal hem uluslararası düzlemde sürdüren bir kurum niteliğinde. Şimdi burada Osman Hamdi Bey'in layihasının metninden bir kısmını alıntıladım. Çünkü bu çok ayrıntılı ve birçok kere verilen dilekçede bazı ipuçları var okuldan beklentilere ve işte motivasyonlara, okulu kurmak için motivasyonlara ilişkin. Bunları da şöyle özetlemek istiyorum siz bir yandan satırlara göz gezdirirken. Birinci istenen Osmanlı kentlerinin imar ve altyapı işlerini üstlenebilecek ve mühendis ve yabancı mimarlar, mevcut kalfa ve müteahhitlerle rekabet edebilecek yeni teknolojiyi bilen yerli mimarlar yetiştirmek. İkinci önemli motivasyon, ülkenin tarihsel, mimari ve sanat mirasını tanıyıp koruyabilecek ve bunlardan yola çıkarak özgün, taklitlerden uzak yeni bir Türk sanatı ve mimarisi yaratabilecek kapasitede yerli uzman mimarlar yetiştirmek. Ve nihayet üçüncüsü de kurumlaşmış bir güzel sanatlar idaresi kurularak okulun müze ve sergilerle etkileşim içinde bu kurumun tamamlayıcı temel öğelerinden birini oluşturması. Bu kurum ve okul vesilesiyle ülkenin sanat bazlı bir kültür politikasının oluşturulması, batılı yöntemler kullanarak ama taklit etmeden Avrupa sanat tarihi kuramı içinde kendini konumlandırabilecek, kendine özgü bir Türk sanatı, mimarisi ve tarzı yaratılması, milleti ve ülkeyi temsil edebilecek bina ve eserler türetilebilmesi. Evet, bu çerçevede kurulan okul oldukça kısa bir sürede esasında bir sene içerisinde hazırlıklar yapılarak hayata geçecek. Bu da okul yönetmeliğinden alıntılar. Tabii uzun uzun okumayacağım ama hani sol taraftaki kısım tüm okulu kapsıyor. Sağ taraftaki mavi fonlu olarak benim belirttiğim kısım ise mimarlık bölümüne ilişkin olan bazı maddeler, değerlendirmeye ilişkin ve kuruma ilişkin bunlardan oluşuyor. Ve burada da tabii École des Beaux-Arts'la, o okulla yani ne kadar büyük bir paralellik içinde olduğunu görüyoruz okulun hem değerlendirmede hem de aynı zamanda yine tıpkı orada olduğu gibi bunun sadece bir okul olarak değil, müzesi, sergisi, koleksiyonlarıyla bir tüm bir kurum olarak ele alındığını da yine bu yönetmelikte görüyoruz. Çok uzun, o yüzden burada tümüyle okumaya fırsat yok. Ve burada da ilk kadroyu görüyoruz. 3 Mart 1883'te törenle açılışı yapılıyor okulun. Ve ilk açılan, ilk faaliyete geçen bölümlerde resim ve fenli mimari bölümleri. Ortak müdür, Müze ve Sanayi Nefise Mektebi'nin ortak müdürü Osman Hamdi Bey.
ve burada branş öğretmenlerinin isimlerini ve resimlerini görüyorsunuz. Bu branş öğretmenlerinde büyük ölçüde ya Avrupa kökenli veya eğitimli oldukları göze çarpıyor burada. Fenli Mimari öğretmeni de, Fenli Mimari Şubesi'nin öğretmeni de Alexander Valery. Kampüse de bir değinmek istiyorum ki o da Alexander Valery'nin tasarımı. Çok kısaca onun da Ecole des Beaux-Arts modelinde, yani onun eklektik mimari anlayışı çerçevesinde tasarlanmış bir kampüs olduğunu söylemek istiyorum. Burada bir hava fotoğrafını, yani Topkapı Sarayı içerisindeki konumunu, müzeyle olan ilişkisini, yine müzenin bir parçasını o zaman işte barındıran Çinili Köşk'le ve yeni yapılacak bölümlerle olan ilişkisini görüyoruz. Evet, ve daha sonra da genişletilen bir kampüs bu, ihtiyaç şeyine doğrultusunda. Ve ilk kadro, yani mimarlık bölümünün ilk kadrosu, yaklaşık olarak işte 20. yüzyıl başına kadar bu hocalarla devam edecek. Büyük ölçüde Alexander Valery ile başlıyor. Fakat daha sonra ona yardımcı olan diğer kişiler, çok kısa bir süre Auguste Jasmund da ders veriyor. Okulun mimarlık bölümünün tabii projeleri önemli. Mimarlık stüdyosu, çünkü o çerçevede o mantıkla çalışan bir okul. Bununla ilgili ipuçlarını ise özellikle sergilerden, sergi haberlerinden ve anekdotlardan alıyoruz. Yine onun bir özetini burada koydum. Pek çok her sene düzenli olarak sergiler yapılıyor. Yıl sonu konkur sınavları için. Ve aynı zamanda yine bir dernek bünyesinde, Salon İstanbul sergileri bünyesinde de yine okul projelerinin sergilenmesi söz konusu. Bunlara şöyle bir göz gezdirirseniz, ortak özellikleri aslında sergi ve konkur konularıyla gerçek hayattaki dönemin belli başlı mimari projelerinin aynı olması. Ecole des Beaux-Arts'da olduğu gibi tıpkı, Sanayi Nefise Mimarlık öğrencilerinde ülke mimarlık gündemiyle iç içe yetiştirildiği anlaşılıyor. Özellikle birçoğu Valery tarafından gerçekleştirilmiş ve inşa edilmiş bu binaların, yani bu projelerin okul konkurlarında öğrencilere etüt ettirilmesi, yine tıpkı Paris örneğinde olduğu gibi özellikle başarılı öğrencilerin daha öğrencilikten başlayarak hocalarıyla beraber bu gerçek proje atölyelerinde çalışmış olabileceğini işaret ediyor esasına bakarsanız. Ve esasında bunun kapsamını ve boyutlarını, yani bu birlikte çalışmanın, öğrenci-hoca çalışmasının boyutlarını tam olarak bilemesek de, belgelerle bilemesek de, daha sonraki bazı izlerden bunun ispatlarına ulaşıyoruz. Çünkü bu mezunlar, öğrenciler mezun olduktan sonra referans olarak özellikle ve hocalarından aldıkları işte referans mektupları olarak bu çalışmayı belirtiyorlar işlerine girerken, yeni iş yerlerine girerken. Buradan anlıyoruz bunları. Çünkü yıllar sonrasında bile bunu belirtebiliyorlar. İşte Valery'nin öğrencisiydim, Vedat Bey'le çalıştım gibi. Bunların şeyleri var burada, bazı kayıtları var. Evet, kuruluş sonrası, yani bu mimarlık üstüne giden bu eğitimde kuruluş sonrası en önemli değişikliklerden bir tanesi. Belki de o en baştaki motivasyonla da tabii ilişkili olarak ve belki de biraz geç olarak 1895 tarihinde Osmanlı mimari tarzı dersinin de müfredata eklenmesi. Ve aslında Fenli Mimari hocası Alexander Valery'nin 1890'larda çok yoğunlaşan kendi mimari uygulama kariyerinde de gittikçe daha fazla Selçuklu, Osmanlı ve yerel mimar referansları içeren bir eklektik sözlük benimsediğini biliyoruz. Burada bir örnek olarak işte şu anki İstanbul Erkek Lisesi'nin giriş kapısını koydum. Önemli örneklerden bir tanesi Duyun Umumiye İdaresi Genel Merkezi. Ama başka örnekler de tabii bolca var. Valery'nin bu tutumunu proje sınıflarında da mutlaka yansıttığını düşünebiliriz. Ve yanda da Nihat Nigizberk'in 1907 mezunlarından ders notlarından bir örnek var. Şu anda ANAMET şeyinde, bünyesindeki arşivde şey yapılabilir, erişilebilir bunlara. Bu mimar üstüne giderken 1903 civarı, aslına bakarsanız yani 20. yüzyıl başından itibaren Alexander Valery'nin biraz sanayi nefise dışı faaliyetlerine daha fazla önem verdiğini ve işlerini yavaş yavaş Pietro Bello, Vedat Bey, Mongeri'ye devrettiğini görüyoruz ki bu noktada da
o zamana kadar çok fazla mimarlık bölümünün işleriyle haşır neşir olduğunu, yani belgelerle en azından tesadüf etmediğimiz Osman Hamdi Bey'in 1903'ten itibaren gerek mimarlık hocalarının devamsızlıklarını önlemek, gerek mimarlık bölümüne ilgiyi arttırmak, gerekse de mezun mimarların haklarını korumak için böyle peyderpey harekete geçtiğini gösteren bazı yazışmalara ulaştım ben. Yine de 1908'e kadar en baştaki düzen değişmiyor. Yani bir müze ve sanayi nefise mektebi işbirliği, o değişmeyen bir şey. İkincisi genel işleyiş müfredatta değişmiyor. 1908'den itibaren ise bazı değişiklikler var. Valori ve Bello nihayet okuldan ayrılıyorlar. İkinci Meşrutiyet'in getirdiği farklı bir, daha milliyetçi bir siyasi atmosfer var. Tabii 1910'da da Osman Hamdi Bey'in vefatı yerine kardeşi Halil Ethem Bey'in müzenin başına geçmesi bu değişimin bir parçası. Bu noktada Giulio Mongeri'nin mimari projesi hocası olarak görev ataması yapılıyor 1910 yılında ve kısmen bazı değişiklikler görüyoruz. Mongeri'nin de 1911 ve 15'te İtalya ile gerginlikler sırasında işten el çektirilmesi söz konusu. 1911'deki el çektirmede Vedat Bey'in proje hocası olarak görev aldığını görüyoruz. 1915'teki ise biraz daha ilginç. Orada Sanayi Nefise'nin kendi mezunlarında olan Mehmet Asım Kömürcüoğlu, Terziyan Efendi ve Zare Efendi'nin 1905 mezunu bu kişiler. Fenli mimari hocası ve yardımcılar olarak görev alması söz konusu ki tabii bu da dolayısıyla bu noktada kurumun kendi bünyesinden ve de Osmanlı tebaasından mimarlık hocası çıkarabilecek seviyede olduğunu da görmüş oluyoruz. Yine bu süreçte 1908 sonrası müfredata ekler var, özellikle yapı bilgisi ve strüktürle ilgili yapılmış olan ekler. Ve yine bu dönemden itibaren de Türk ve Osmanlı sanatına referans veren proje ve etütlerin daha çok yaptırıldığı dikkati çekiyor. 1911'den sonra özellikle milliyetçi söylemiyle dikkati çeken Kemalettin Bey Mimarlık Kuramı derslerine girmesi söz konusu. Betonarme ile ilgili bir ek ders var, onun sonunu da söyleyecektim ama o ta 1922'de çok ilginç bir şekilde ancak müfredata ekleniyor. Bu değişimler, yani idari anlamda da değişimler var 1910 sonrası. Müze ile Sanayi Nefise Mektebi başından itibaren hep organik bir ilişki içindeydi. Aynı idarenin parçası olarak görülüyordu ama burada değişiklikler görüyoruz. Özellikle Halil Ethem Bey'in müze müdürü olmasından sonra müze Türk İslam eserlerine eğilmeye başlıyor daha fazla. Buna dair çalışmalar yapmaya başlıyor. Ve aynı zamanda da işte Almanya ile bir yakınlaşma sergiler vasıtasıyla nihayet yine 1914 Şubat ayında da Berlin'de kurulan Alman Türk Derneği'nin Türkiye'de eğitim reformunu hedeflediğini ve derneğin yönetim kurulunda müze müdürü Halil Ethem Bey'in bulunduğunu görüyoruz. Ve bu noktada hatta Sanayi Nefise Mektebi içinde Almanya'da bir müdür getirtilmesi bile söz konusu oluyor gerçekleşmese de. Bu süreçlerin ertesinde ise olan, hani olayın başından beri birlikte olan, aslında bir arada düşünülen Sanayi Nefise Mektebi ve müzenin önce mekansal olarak 1916'da 1917'de yönetimsel ve bütçe anlamında birbirinden ayrılması. Onun yerine 1917'de Marif Nezaretine bağlı bir Sanayi Nefise Encümeni ve diğer birçok kurumun bağlanması öngörülen Asar-ı Milliye Umum Müdürlüğü kuruluyor ki bu noktada Sanayi Nefise Mektebi'nde biraz bu Güzel Sanatlar İdaresi'nden de daha pasif bir role doğru çekildiğini görüyoruz. Yine buna paralel olarak da okulun 1919'da önce işte Şehzadebaşı'na, daha sonra birkaç yer değiştirdiğini görüyoruz. Taşınması söz konusu. Lisan Mektebi'ne önce, sonra en son yine Lisan Mektebi'ne taşınması ve nihayet 1926'da Fındıklı'daki binaya geliyor. Bu süreç 1928'de Güzel Sanatlar Akademisi adını almasıyla sadece isim değişikliği değil, hani oldukça büyük bir değişiklikle ilk dönemi, kuruluş döneminin sonu olacak. Şimdi ben bu kısaca özetlemeye çalıştım okulun bu özellikle işleyişini ve kuruluş dönemindeki anahtar olayları. Ama mezunlara biraz daha fazla eğilmek istiyorum. Bunlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu
göre bu iki tabloda, tabii çok küçük biliyorum ama, bu 1882-1928 arası mezunların, belirleyebildiğimiz mezunların isimleri var ama çoğunun da belirlenebildiğini söylemeliyim. Birinci kolonda tarih, mezuniyet tarihi, sonra o yılda mezun olanların isimleri, kaç kişi oldukları o yıl mezunların ve de yine o yıl eğer ödül verildiyse o kişilerin, o yılda ödül alanların isimleri burada görünüyor. En az 1894'e kadar öğrenim ücretsiz ve günde 7 saat ders veriliyor. Öğrenci kabulü içinde hiçbir ön koşul bulunmadığı bilinmekte. 25 yıl içinde yetiştirilmiş 180-190 tane mimar var. Bunların büyük bölümü Rum ve Ermeni tebaadan oluşuyor. Az sayıda Musevi ve Levanten mimarın adına rastlıyoruz. Müslüman teba ise mimarlık bölümünün ilk kuruluş yıllarında oldukça az rağbet ediyor. 1900'lü yıllarla beraber düzenli şekilde artarak ikinci meşrutiyet döneminde oldukça çoğalıyor Müslüman tebaanın sayısı. Yine de 1913 tarihli bir belgede resim ve heykel bölümlerine öğrenci kabulünde idadi mezunu olma şartı ile ilgili bir şikayet var. Deniyor ki bu bölümlere olan talep iyice azaldı. Zira idadi mezunları istikbali parlak görünen mimarlık, mühendislik gibi bölümlere, mesleklere gidiyorlar. Üstelik de bu usulle idadiden mezun olmayanların, yetenek sahibi pek çok gencin hiç şansı kalmıyor gibi bir şikayet var ki bu noktada biz görüyoruz ki artık mimarlık mesleğine bakış 20-30 yıl öncesine göre olumlu anlamda değişmiş, istikbal vadeden bir meslek olarak algılanmakta. 1903'ten itibaren Osman Hamdi Bey'in biraz daha fazla mimarlık bölümüne müdahil olduğundan bahsetmiştim. Şimdi belli bir mezun sayısına da ulaşılan 1905-6 yıllarında Osman Hamdi Bey'in genel olarak devlet yatırımlarında, belediye ve efkaf kadrolarında diplomalı mimar istihdamı veya görevlendirmesi yapılması, özel olarak da Sanayi Yüksek Mektebi mezunlarının istihdamı için gayret gösterdiğini görüyoruz. Bu gördüğümüz 25 Mart 1905 tarihli dilekçede Osman Hamdi Bey 20 yıldır Sanayi Yüksek Mektebi'nden birçok mahir mimar yetiştiği halde gerekli düzenlemeler olmadığından, halkın bu mimarların hizmetinden yararlanamadığından yakınarak Dersaadet ve Taşya'da binaların cahil amelelere ihale edildiğini ve ortaya çıkan yapıların çirkin ve dayanıksız olduğunu belirtmektedir. Bu cahil kişilerin ayrıca eski eserleri tamirine de izin verilmesi nedeniyle büyük tahribat oluştuğunu söylemektedir. Osman Hamdi Bey ayrıca yeni yapılan binalarda Osmanlı üslubunun tercih edilmesinin yapıların fenli mimari tahsil etmiş mimarlar tarafından yapılmasının gereğini belirtir. Yapıların üslubunun da kontrol edilmesini talep eder. Eğer diplomalı olmayan mimarlar çalıştırılacaksa, bu kişilerin önce Sanayi Nefise Mektebi'nde oluşturulacak bir komisyonun sınavından geçirilip, buradaki başarıları derecesine bir ehliyet ve şehadetname verilmesini, şehadetnamesi olmayanların asla çalıştırılmamasını öngörür. Sınavda şehadetname alan mimarların birincilerinden 10, İkincilerinden 5, üçüncülerinden 2 lira harç alınmasını, ayrıca tamiratlarda iş verecek dülger, boyacı, duvarcı ve benzeri ustalar için harç eklenmesini, amelinin de bir kuruş harç vermesini ve bütün bu harçların belediyeler üstünden Müze-i Hümayun veznesine aktarılmasını talep eder. Bu talebin gerekçesi ise Sanayi Nefise Mektebi'nin kuruluşunu ilan eden, iradede ilan edilen okul yönetmeliğinin 15. maddesine göre mimari eserlerin muhafazası sorumluluğunun Müze-i Hümayun'da olmasına rağmen müzenin bu iş için bütçesi yetersiz olduğundan gerekli tamiratları yapamaması ve müzenin ek kaynak ihtiyacıdır. Bu tabii çok ilginç bir belge, önemli bir takım şeyler içeriyor. Bir süre bununla ilgili ısrar devam ediyor ve bu olayın akabinde 1906 yılında ayrıca müzenin Asar-ı Atika Nizamnamesine düzenleme yaparak Türk ve İslam eserlerinde kapsam içine alındığını görüyoruz. Ki bu eski eserleri ehliyetsiz kişilerin müdahalesinden korumayı sağlayan bir adım esasında. Fakat bu en başta okuduğum metindeki geçerlilik ancak yani yetkili mimar çalıştırılması ilgili düzenleme ancak ikinci meşrutiyetin ilanından sonra 4 Şubat 1909'da kabul ediliyor. Bu gelişmeler öteden beri vakıf eserlerinin yönetim ve tamiratlarını yürüten Efkaf Nezareti'ni de etkilemiş olmalı. Zira 1909 yılı Efkaf Nezareti bütçe mazbatasında 1880'de kurulmuş tamirat ve inşaat kaleminin işlerine dair uzun yeni bir bölüm var. Burada artık sayıca daha çok mimar ve mühendis istihdamı öngörülmekte ve işe alınacak kişilerin mutlaka diplomalı ve nitelikli meslek sahipleri olmaları gerektiği belirtilmektedir. Bu birimin başına da 14 Mayıs 1909'da Kemalettin Bey atanacaktır.
Öte yandan ikinci meşrutiyetten sonra daha Cemiyetler Kanunu çıkmasının hemen arifesinde daha 28 Ağustos 1908'de Kemalettin Bey'in bir edimi var. Onun girişimiyle Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti'nin kuruluşunun da başlatıldığını görüyoruz. Bu kuruluşun nizamnamesinde de ilk amacın Osmanlı mühendis ve mimarlarının haklarını korumak olduğu belirtiliyor. Cemiyete yalnızca Osmanlı tebaaları üye olabiliyor. Fakat 1906'dan beri harcanan çabalarla çelişir şekilde de herhangi bir mimar ve mühendis mektebinden şehadetnamesi olanların yanı sıra mezuniyet belgesi olmayan ama mimarlık ve mühendislikte ehliyet gösterip şöhret kazanmış olan meslekten yetişmiş ama herhangi bir resmi tahsil görmemiş olan tanınmış yani meslek mensuplarının da cemiyet üyesi olabildiğini görüyoruz. O biraz ilginç. 1912'ye dek faal olan sonra çalışmaları 1919'a dek kesintiye uğrayan cemiyetin üyelerinin ancak %33'ünün mimar olduğunu görüyoruz. 1919'dan sonra ise mimar sayısı iyice düşerek bu bir mühendis derneği haline gelecek. Buna paralel olarak 11 Nisan 1413'te bir tane daha dernek kuruluyor. O da Association des Architectes et Ingénieurs en Turquie başlıklı Fransızca adı olan bir cemiyet. Başlıca amacı mimarlık ve mühendisliğe dair meseleleri tartışarak çözmek, üyelerinin mesleki çıkarlarını korumak ve aralarında dostluk ilişkileri sağlamak olarak geçiyor. Dernek üyelerinin birçoğu sanayi nefise mezunu mimarlar, bu diğerinden farklı olarak. Mimar ağırlıklı bir dernek ve bu derneğin diğerinden farkı farklı köken ve milliyetlerden Osmanlı tebaası olmayan kişilerden de üye kabul etmesi. Dernek sekreteri olan Alexandre Raymond ki onun çıkardığı Jeni Sivil Ottoman isimli bir dergi var. O da derneğin yayın organı olarak işlev görüyor. Şimdi bu noktada az önce listesini verdiğim mimarların, mezun mimarların hepsini değil ama belgeleyebildiklerimin kariyerlerini de takip etmeye çalışmıştım. Şu iki tabloda da onları görüyorsunuz esasında. Burada da yine mezuniyet yılı, mezunun adı, hangi kurumda, eğer bir kurumda çalıştıysa o kurumların, kurum ya da kurumların isimleri, serbest olarak çalıştıysa hangi şehirlerde çalıştığı, bunun bilgisini görüyorsunuz. Bir ortağı varsa ortağının bilgisi. Nihayet işte restorasyon, arkeoloji, tarih veya müteahhitlik alanlarında çalışması varsa onlara dair de tikler koydum. Çünkü değişik alanlarda çalışanlar var. Bu çeşitli belgelerden izleyebildiğimiz bu mezunların faaliyetlerinin, kariyerlerinin bir bölümünde serbest mimarlık ve müteahhitlik yaptıkları hani oldukça sık görülen bir durum. Çok sayıda Rum mezun var ilk yıllar için dikkati çeken. 19. yüzyıl sonunda ciddi bir kapitale sahip olduğu bilinen Rum cemaati ve baniler için önemli sayı ve içerikte yapılar ürettiklerini görüyoruz. Çoğu Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan'a iltica etmiş bu Rum mezunların ama orada da devam etmişler. Daha az elverişli şekillerde mimari faaliyetlerine devam etmişler. İlk 20-30 yılın mezunlarının özgeçmişlerine baktığımızda azımsanmayacak kadar çok sanayi nefise mektebi mezunu, mimarın mezuniyetlerinin ertesinde belediyeler, evkaf, marif, nafıa nezaretleri, demir yolları ve benzeri kamu kurumlarında çalıştığını görüyoruz. İlk mezunlar arasında restorasyon işleri de oldukça popüler. Öte yandan belli bir konuda uzmanlaşmanın hemen hemen hiç olmadığı söylenebilir. Çünkü restorasyon veya tarihle uğraşan mimarlar mühendislik hizmeti de sunabiliyorlar. Yani mesela işte bir arkeolojik çalışma yapan bir mimar çumra su yollarını yapabiliyor aynı zamanda. Eş zamanlı olarak müteahhitlik de yapabiliyorlar. Yani öyle pek bir ayrım yok bu uzmanlıklar arasında. Ve yine dikkati çeken bir unsur da betonarmenin çok hızlı bir şekilde sanayi nefise mezunları arasında kabul gördüğü ve uygulamaların çok hızlı bir şekilde yayıldığı. Evet, ben birkaç slaytta mezunların yapılarını göstermek istedim ve isimlerini tanıtmak istedim. Çok fazla değil, sadece Fotiadis en erkenlerden, Kiriakidis, Tahsin Sermet, Azaryan, Vucinic'i ilk betonarme uygulamasını bildiğimiz 1902'de yapıyor. Makropulos, Psaltis, Yeni Dünya veya Neokozmos ve Rizos yine. Gördüğünüz gibi çok fazla Rum isim var. Çok verimli ortaklıklar var, ünlü biraz, çok iş yapılan. Ethem Bey ile Nuriciyan ortaklığı, Kiriakidis ile Yeni Dünya ortaklığı gibi. Ve yine birkaç tane daha bilinen mimar. Arif Hikmet Koyunoğlu tabii bu arada ünlü bir Müslüman tebaa mimarlardan bir tanesi. Ünlü bir yapısını görüyorsunuz.
Evet, değerlendirme, son değerlendirmede, evet bir de arkeoloji ve mimari mirasa ilişkin çalışmalardan da bahsedecektim. Sadece 3 isim görüyorum aslında ben bu noktada araştırmalar sonucu. Birisi Ethem Bey, Osman Hamdi Bey'in kardeşi oğlu olan Trales kazılarını yaptığını biliyoruz müteahhitlik işleri dışında. Bir diğer isim Alexander Raymond, yani hem müteahhitlik işleri var ama hem Osmanlı Türk İslam mimari mirasına hem Bizans mimari mirasına dair çalışmaları var. Önemli mimarlık tarihi çalışması diyebileceğim çalışmaları var. Bir diğeri Rizos. Bir yandan hem arkeolojik çalışmalar, Selçuklu eserlerinin restorasyonu, bu arada Alaaddin Köşkü'nün restorasyonu gibi bir işi de var. Yapıyor ama bir yandan da müteahhitlik işleri var. İşte Çumra su yollarını yapıyor. Birinci milli mimari tarzında burada gördüğünüz gibi yapılar yapabiliyor. Bu 3 isim dikkati çekiyor. Ve evet, nihayet değerlendirmede, son değerlendirmede, evet ve restorasyon işlerinde 1906'dan sonra geliştiğini yine belirtmeliyim. Son değerlendirmede Sanayi Nefise Mektebi'ni kurarkenki öncelikli hedefin devlet kültür politikasını kültürel miras öğeleri üstüne kurarak belirleyecek bir güzel sanatlar idaresi kurmak olduğu, okulun bunun önemli bir bileşeni olarak öngörüldüğü açık. Bu ideal tam olarak gerçekleştirilemediği gibi ilerleyen yıllarda Osman Hamdi Bey'in kurguladığı ve kendi kişiliği ve pozisyonunda somutlaşmış Müze Sanayi Nefise Mektebi sisteminde ilişkilerin koptuğu görülüyor. Buna karşılık yine Osman Hamdi Bey çabaları sayesinde yeniden yapılandırılan Efkaf Nezareti'nin bu kez Mimar Kemalettin Bey önderliğinde Sanayi Nefise Mektebi ile işbirliği içinde yine kültür varlıkları temelli yeni bir politika üretmesi söz konusu. Bu ortaklıkta müzede Türk İslam eserleri vurgusuyla bu yeni anlayışı benimsemekte ama daha izole ve pasif bir pozisyona girmekte. İki girişim arasındaki en büyük fark bence Osman Hamdi Bey'in bakışının daha uluslararası olmasına rağmen Kemalettin Bey'inkinin daha yoğun milliyetçi vurgusu. Kuşkusuz bu fark değişen sosyopolitik ambiyansa da etkileşim içinde ortaya çıkıyor. Aslında biri Türkçe, diğeri Fransızca adlara sahip mimar mühendis cemiyetlerinin ortaya çıkışında da bu ikilik hissedilmekte. Geçen 45 yıl içinde Sanayi Nefise Mektebi mimarlık bölümünün saygın ve modern bir mimar kirliği yaratmak konusunda başarılı olduğu ve toplumun o güne dek bu mesleği uzak duran kesimlerinde benimsettiği görülüyor. Gerek mimarlık eğitim disiplini, gerekse diplomasının saygınlığı konusunda hayli yol alınmış bir meslek birliği kurulmasına, mesleki yayınlar yapılmasına vesile olunmuş durumda. Her ne kadar tüm bunlarda yeni Sanayi Nefise Mektebi mezunlarına devlet kurumlarında istihdam edilmelerinde pozitif ayrımcılık yapılmasının etkisi varsa da sonuç olarak bu çabalar mimarlığı artık sadece devlet sultan himayesine yapılan bir iş olmaktan, mimarları da o himayenin lütfuyla iş yapabilen ameleler olmaktan çıkarmış durumda. 1912'den itibaren geçerli olan savaş ve kaos ortamına ve bu nedenle yaşanan ciddi insan ve mimar kaybına rağmen Cumhuriyet'in ilk yılları itibariyle Türk mimarlığı kendi dinamiklerini dengelemeye çalışan bağımsız bir meslek grubu haline gelebiliyor. Yeni mezunlar gerek eğitimin konkur temelli yapısının yarattığı motivasyon, gerekse Valeri, Vedat Bey ve Monjeri gibi fenli mimari hoca ve atölye yürütücüleriyle beraber çalışma olanakları sayesinde yeni yüzyıl gereksinimlerine uygun ve özellikle İstanbul'da hızla gelişen hizmet sektörüne dönük yeni yapı programlarına ve çok katlı konut tipolojisine hızla adapte oluyor ve başarılı örneklerin müellifleri oluyorlar. Bu manzara içinde Sanayi Nefise Mektebi Mimarlık Bölümünün zayıf karnı yeni malzeme, yapım sistemleri ve modern teknoloji bilgisinde hakimiyet gibi görünmekte. Bu konuda 1908 gibi çok geç tarihte yeni ders düzenlemeleri ele alınmış. Özellikle demir-çelik aksamının yerli üretiminin eksikliği ve pahalı oluşu uygulama ve dolayısıyla bilgi eksikliğine neden olmuş olmalı. Betonarme görece daha hesaplı bir teknoloji olarak çok daha hızlı benimsendiyse de mimarların betonarmenin sağlamlığından uzun süre emin olamadıkları ve uygulamada mühendisliklerle işbirliğinin gerekli göründüğü anlaşılıyor. Bu noktada Kemalettin Bey'in kurulmasına öncü olduğu Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti'ndeki mühendis ağırlığı da daha anlamlı olmakta. Yeni mimar grubu ve yeni kent dokusu gittikçe milliyetçi duyguyla bütünleşen bir yerel kültür değerleri vurgusu içinde Kemalettin ve Vedat Beylerin Valori eklektizminden türettiği birinci milli mimari akımını meşrutiyet sonrası özgürlük döneminin mimari söylemi olarak benimsemiştir. Kanımca bu noktada yeni mezun mimarlar arasında bir yandan da köken ve tavır olarak daha tarafsız ve birey özgürlüğünü savunan bir başka modern tarz olarak Arnavut'un hayli taraftar bulması, daha önce bahsedilen evrensel veya milliyetçi kültür politikası ikiliğinin bir başka tezahürüdür. Sanayi Nefise Mektebi ortamı bu anlamda belki bir 50 yıl öncesinin Ecole des Beaux-Arts gibi bir tartışma ve uzlaşma mecrası işlevi taşımış olabilir.
Sonuçta Sanayi Nefise Mektebi ülkemizde mimarlık mesleğinin kurumsallaşmasında, mimarın tebaadan bireye evrilmesinde ve yapılı çevrenin eklektik olandan moderne geçişinde önemli bir rol oynamıştır. Müze ve EFKAF Nezareti gibi kurumlarla farklı düzeyde işbirlikleri yoluyla da mektep, akademik kadrosu, öğrenci ve mezun varlığıyla ülkede modern kültür politikaları geliştirilirken somut kültürel varlıkların ve mimari mirasın anlamlı bir yol oynamasına vesile olmuştur. Teşekkür ederim sabrınız için de. Seda Hocam, biz teşekkür ederiz. Burcu Hocam, buyurun lütfen. Evet, teşekkür ederiz. Güzel. Kapalı. Evet. Öncelikle Mimar Sinan Üniversitesi'nin 140. yılını kutlarım. Bu güzel sempozyum için emeği geçenlere teşekkür ederim. Özellikle de mimarlık tarihine vurgu yapan bu çalışmaları da başarılar dilerim. Bu konuşma aslına bakarsanız 2004 yılında hazırlandı. 2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nin arşivlerinden bulduğum bir talimatname sonucu ortaya çıktı. Fakat uzun bir süre bekledi. Zamanını bekledi büyük bir ihtimalle. 140. yılını bekledi. Ondan sonra da bugün karşınızdayım. Konumuz Sanayi Nefise Mektebi'nde bir ders. Türk Mesleki Mimarisi dersi. Bu dersi 1911 ve 27 yılları arasında görüyoruz. Fenli Mimari Şubesi içerisinde. Bu dersin nasıl çıktığı ve hangi şartlarda okunduğu, hangi kaynaklardan beslendiği ve sonuçta bu dersi alan öğrencilerin ne gibi çalışmalar yaptığını ve sonuçların çıktılarını göreceğiz. Evet, sunuş olarak bir genel girizgah olarak şunu söyleyebilirim. Mimarlık programında mimarlık tarihine yönelik kuramsal dersler, Ecole des Beaux-Arts, biraz önceki arkadaşın da anlattığı gibi, Seda Hoca'nın da anlattığı gibi, Ecole des Beaux-Arts'la bağlantılı olarak ortaya çıkıyor. Ve burada neoklasizmden bahsedebiliyoruz. Ecole des Beaux-Arts'ın ders içeriklerinde neoklasizmden söz edebiliyoruz. Fakat aynı zamanda Mimar Sinan'ın, daha doğrusu Sanayi Nefise'nin başlangıcından itibaren hem neoklasizm var hem de Türk mimarlığını konu alan dersler var. Bu ikili eğitim sistemi nasıl devam ediyor? Bugünkü sunumumun içeriği bu şekilde. Ve burada eğitimin dönüşümünden söz edebiliyoruz. Çalışmanın başlıca kaynakları arasında dönemin ders programının içeriği var. Biraz önce bahsettiğim 1911 tarihli ve Mimar Sinan arşivinde bulunan talimatname. Onun ötesinde öğretime dair bir takım raporlar, öğrencilerin izlenimleri kuşkusuz. Ve Fransa ve Osmanlı'da neoklasik sanatı aktaran ders kitaplarının karşılaştırmalı içeriği yer almakta. Biraz Ecole des Beaux-Arts'dan bahsedelim. Ecole des Beaux-Arts bilindiği gibi Rönesans mimarlık kuramlarını içeren bir yapıya sahip. Öncelikli olarak mimarlık kuramlarını Rönesans'tan itibaren ele alan, daha sonra neoklasizmi oluşturan, Yunan ve Roma dönemi eserlerinde analizi sonucu ortaya çıkan neoklasizmi kurallara dönüştürerek bunları ders programına yerleştiren bir eğitim özelliğine sahip. Kuramsal metinler kronolojiye göre işleniyor. Farklı özgü ülkelere özgü plan tipleri de bu arada ekleniyor. Yani sadece antik kuramlar değil. Örneğin Fransa'nın milli yapıları, yerel özellikleri,
bir takım gotik kiliseler gibi bir takım ekler de burada yapılmış oluyor. Yani neoklasik kuram sadece antik eserlerin analizi değil, zaman içerisinde özellikle 17-18. Yüzyıllarda yerel mimari de içeren bir özellik kazanıyor. Başucu eserlerinden bahsediliyor neoklasik kuramın içerisinde. Sanayi Nefise de tabii ki bundan etkileniyor. Bu başucu eserleri nelerdir dediğimiz zaman işte Vitruvius, Palladio, Vignola, Scamozzi, Serlio gibi belli başlı Rönesans mimarlarının yazdıkları, bastıkları, matbaa sonucu ortaya çıkan kitapları ve bunların içeriklerindeki biçim, oran, cephe süslemeleri gibi pek çok özelliği içeriyor. Neoklasik kurama geldiğimiz zaman 18. yüzyılın başlarında Blondel tarafından, Jacques-François Blondel tarafından ders notu olarak kaleme alındığını görüyoruz. Cours de l'architecture adıyla 6 ciltlik bir kitap bu. Neoklasizmin akademide kökleşmesine katkı sağlıyor. Yalnız şöyle bir şey var, sadece antik kuramdan bahsetmiyor Blondel. Eserin ikinci cildinde klasik tanımının dışında Fransız ulusal bina tiplerini mimarlık derslerine de aktarmış oluyor. Burada sol taraftaki resimde de gördüğünüz gibi başucu eserlerini burada tanımlamış Blondel. École des Beaux-Arts hem neoklasik hem de ulusal mimarlığı birden içeriyor. 1894 yılından itibaren École des Beaux-Arts'da bir hoca var, Julien Guadet. Bu kişi aynı zamanda École des Beaux-Arts'ın mimarlık tarihi hocası ve mimarlık teorisinde içeren önemli bir kitap yazıyor, Eleman de Architecture diye. 1911 ve 14 yılları arasında unsurları ve kuramı diye çevirebileceğimiz 4 ciltlik bir temel eser ortaya çıkartıyor. Burada bir bakış açısı var. Yani klasik bakış açısından biraz daha farklı olarak tekil elemandan bütüne nasıl ulaşılıyor? Bundan bahsediyor. Burada tüme varımsal bir yaklaşım var ki 18. yüzyıldan itibaren Durand'la birlikte bu tüme varımsal yaklaşımı zaten Fransız mimarlığında görüyoruz. Ve bunu artık mimarlık derslerine de yerleştirmiş oluyorlar. Burada Guadet'in kitabında tüme varımsal yaklaşımın nasıl olabileceğine dair örnekler görebiliyoruz. Örneğin Kolozyum'dan bahsediyor. Roma'daki Kolozyum'da adım adım nasıl geliştiğini, dolayısıyla kendi mimarlık kuramında da bunların nasıl oluşabileceğini, mimarlık öğrencilerinde bunları nasıl öğrenebileceğini anlatıyor. École des Beaux-Arts'ın hocası Guadet. Daha sonra burada kompozisyondan bahsediyor Guadet kitaplarının içerisinde ve temel yapı ögelerinden bahsediyor. Burada sadece klasik yapı ögeleri değil, aynı zamanda Fransız milli unsurlarından, işte romanesk mimarlıktan, gotik kiliselerden, işte yerel bir takım özelliklerden bahsederek hem klasizmi hem de yerelliği buluşturuyor. Bir başka, aynı dönemde bir başka mimarlık kuramcısı var, Sir Bannister Fletcher. Bu kişi de mimarlık ağacı olarak alegori çiziminde farklı işte etkenleri, coğrafya, iklim, toplumsal etkenler gibi çeşitli köklerden ortaya çıkan bir mimarlık tarifi yapıyor ve buradaki mimarlığın sonucunda modern meyveler çıkıyor. Tabii ki 19. yüzyıl tarifiyle bir modern bu. Aslında çıkanlar tarihselci üsluplar. Sanayi Nefise Mektebi'ne geldiğimiz zaman École des Beaux-Arts'ın bir yansımasını burada görüyoruz. Yine aynı şekilde neoklasik kuram açısından baktığımızda. Mimarlık şubesinde neoklasik kuramla birlikte Osmanlı anıtsal mimarlığının da etkilerini yan yana görmeye başlıyoruz. Yani hem neoklasik kuram hem de yanı sıra yerel mimarlık etkisinde yan yana görmeye başlıyoruz. Burada klasik kuramı yerel mimarlık diyebileceğimiz milli mimarlıkla buluşturma çabası oldukça dikkat çekiyor. Birçok ülkede olduğu gibi Osmanlı'da da mimarlık estetiğine dair tartışma ortaya
ortamı oluşuyor. Sağ taraftaki resimde gördüğünüz, evet, bu Celal Esat Arseve'nin neoklasik sütun bilgisine dair bir açıklaması. Istilahat sözlüğünde, yani terimler sözlüğünde. 1911, hızlı bir 15 dakikalık sunumun içerisine girmek için bir hızlı atlama yapıyoruz hemen ders programına. 1911 tarihli talimatnamede kuramsal dersleri adım adım görmeye başlıyoruz. Bunların içerisinde çeşitli dersler var. Cebir, trigonometri, mekanik, kimya, taş, ahşap kesimi, fenli mimari, ki üzerinde epey konuşma olmuştur. Sanat tarihi, topografya ve mimari keşif gibi dersler bulunmakta. Fenli mimari dersi bir kuramsal ders. Yani proje öncesinde okunan mimarlık kuramına ilişkin bir ders. Fakat bunun çoğunluğunu, fenli mimari dersinin içeriğini neoklasik kuram olarak görüyoruz 1926 yılına kadar. Öğrencileri nasıl eğitim gördüğünü baktığımız zaman detaylı olarak talimatnamede aktarılmış durumda. 4. sınıfa kadar uygulamalı ve kuramsal inşaat bilgisi aktarılıyor. Ve en sonunda da bir kapsamlı bir proje yapılıyor. Tasarım atölyelerinin içeriğinden çok kısaca bahsedeyim. Batılı klasik sanat eğitiminin etkisini burada biz olduğu gibi görebiliyoruz. Yunan, Roma, Rönesans ve Osmanlı üsluplarındaki binalar sulu boya ve çini mürekkep ile resimleniyor diye yazar atölyenin içeriğinde, yani bu ders içerikleri. 3. sınıfta da yine İtalya Rönesansı üslubunda resimleme, bina planları, kesit ve görünüşler gibi bir takım açıklamalar var. Son yılın atölyesinde ise artık bir Osmanlı mimarlığı üslubunda incelemeler ve ayrıntılı projeler yapılıyor. Derslerin fenli mimari içerisindeki Türk Mesleki Mimarisi dersine girmeden önce tasarım atölyesinin kuramsal kaynaklarından bahsedelim. Neler okunuyor? Öncelikle çeşitli hocalar tarafından aktarılıyor. Biraz önce Seda Hanım'ın bahsettiği gibi. Fakat sanat tarihi konusunda Vahit Bey özellikle tercümeleri yapan hocalardan bir tanesi. Hem İstanbul Üniversitesi'nin, tabii o zaman Darülfünun, hem de Sanayi Nefise'nin hocası Vahit Bey. Arkeolojik kazılardan elde edilen müzelik objeler, kuşkusuz müzeyle olan ilişkiler sayesinde, bunlar da dersler üzerinde etkili. Ve burada iki tane ders kitabı görüyoruz. Bir tanesi Salomon Reinach yazarı, ikincisi de Charles Bayet. Bunların ders kitap, bu iki tane uzmanın ders kitapları tercüme edilerek derslerde okutuluyor. Bunun yanı sıra mimari terim sözlükleri de eğitimi destekleyen başlıca yayınlar. Bunlara ıstılahat deniyor ve bu sözlüklerden birkaç tane bulabiliyoruz. Salomon Reinach'tan bahsedersek eğer, bu kişi bir müzecilik uzmanı, aynı zamanda önemli bir sanat tarihçisi. Ve kitabının adı Apollo, Antikiteden Modern'e kadar ki bütün dünya sanat tarihini ele alıyor. Oldukça etkili, yani dünya sanat tarihinin başlıca uzmanlarından bir tanesi Reinach. Ve bu kitapta Osmanlıca'ya tercüme ediliyor 1914 yılında. Reinach aynı zamanda Osmanlı müzeciliğinde de etkili bir kişi. Burada gelerek Osmanlı Müzeyi Hümayun'la ilgili koleksiyonları derliyor. Bunlarla ilgili kitaplar hazırlıyor. Ve Osman Hamdi Bey'i belli başlı ressamlar arasında, Avrupa ressamları arasında da gösteriyor. Evet, buradaki resimde de Apollo'nun Türkçe tercümesini görüyoruz. Bir diğer eser Charles Bayet'in genel sanat tarihini ele alan 1886 tarihli kitabı, yine Vahit Bey tarafından tercüme ediliyor. Bu kitabı 1929 yılında yeni harflerle tercüme ediyor Vahit Bey, fakat daha öncesinde kullandığını tahmin edebiliyoruz. Çünkü Bayet'in içeriğiyle derslerin içeriği hemen hemen üst üste örtüşüyor diyebiliriz. Muhtasar Sanat Tarihi diye geçer kitabın adı.
1910'lu yıllardan derslerdeki bilginin aktarımını kolaylaştırmak amacıyla birkaç kitap daha görebiliyoruz. Bunlar sanat ve mimarlık terimlerini içeren sözlüklerdir. Celal Esat, Arseven ve Vahit Bey. Ayrıca da Marif Nezareti içerisindeki birkaç uzman tarafından hazırlanan farklı sözlükler Fransızca terimlerin Türkçe karşılıklarını veriyor. Bunu neden yapıyorlar? Öğrencileri neoklasik mimarlığın girift terimleriyle tanıştırmak amacıyla. Çünkü birçok yabancı terim var, birçok karmaşık kavram var. Bu kavramları özellikle kavramsallık açısından öğrencilerle tanıştırmak ve bunlara aşinalık sağlamak ve ortak dil oluşturmak kuşkusuz. Osman Hamdi Bey tarafından kurulduğu zamanlar Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk binası günümüzde Şark Eserleri Müzesi olarak bilinen bina. Çinli Köşk ve Arkeoloji Müzesi ile de aynı alanda yürüyüş mesafesinde. Böylece mimarlık öğrencileri birçok batılı ülkede ulaşılamayan özgün antik yapı elemanlarına ulaşabiliyorlar. Arkeolojik obje ve süsleme ayrıntılarına da kolayca ulaşabiliyorlar. Bu tabii Avrupa'da çok kolay bir şey değil. Tahmin edebilirsiniz. Evet, Osmanlı'dan, Yunanistan'dan, İtalya'dan birçok eseri alıp götürmek mümkün. Bunları şeylerde, işte müzelerde görmek mümkün. Ancak bunlar yerindeyken karşılaşmak aslına bakarsanız mimarlık öğrencilerinin en büyük şanslarından bir tanesi. Sanat tarihi dersine geldiğimiz zaman dersin kronolojik sıralaması antik çağ sanatıyla başlıyor. Ciddi bir batı kronolojisi kullanılıyor. Roma, Bizans eserleri gotik sanatıyla devam ediyor. Rönesans ve yeni çağ dönemi sanatçıları ele alınıyor. Sağ taraftaki resimde Charles Baillet'in kitabından bir Ayasofya kesiti görüyoruz. 19. yüzyıl sanatında ise ki Charles Baillet 1880'li yıllarda kitabı ilk olarak yazıyor. 19. yüzyıl sanatına kadar hemen hemen geliyor. Ve buradaki ülkelerin siyasal, toplumsal gelişmeleri çerçevesinde sanatı açıklıyor. Ve sanatçının konumundan bahsediyor. Ders içeriği de bu sanat tarihi dersi de Reinach ve Baillet'in kitaplarındaki sınıflandırmayla örtüşüyor. Gelelim Türk mesleki mimarisi konusuna. Burada Türk sanatı diye bir parantez açmamız lazım. Sanat tarihi dersinde yalnız Türk sanatı diye bir ayrıca bölüm okunuyor. Burada Selçuklu anıtlarından bahsediliyor. Yani konu Selçuklu anıtlarıyla birlikte başlıyor. Osmanlı mimarlığı kapsamında İznik, Bursa, Edirne ve İstanbul'daki camilerden söz ediliyor. Mezarlıklar, saraylar ve süsleme tarzları aktarılıyor. Bunun dışında standart sanat tarihi anlatımı var. Bu anlatıma, yani batılı sanat tarihi kronolojisine Selçuklu ve Osmanlı mimarlığı konuları da eklenmiş oluyor. Charles Baillet'in de aslına bakarsanız küçük bir chapter var, küçük bir bölümü var kendi sanat tarihi anlatımında. Yalnız bir paragraf, yani Osmanlı diye de bir mimarlık tarzı var diye böyle kısaca anlatıyor. Ama çok fazla detaya girmiyor kuşkusuz. Evet, fenli mimari dersinin içeriğine girersek eğer, bu dersin işte mimarlık mesleğinin tanımına, görev alanlarına, mimarlığın ilke ve esaslarına dair temel bilgileri aktardığını görüyoruz talimatnamenin içerisinde, yani ders programının içerisinde. Fenli mimari dersinin tasarım atölyelerinin kuramsal altyapısını oluşturduğunu söyleyebiliyoruz. Mühendishanede derlenen kitap dışında Mimar Kemalettin ve Ali Talat Beyler tarafından 1911'de ilk olarak yazılan, daha sonra 26'da yeniden basılan bir kitap daha var. Fenli Mimari kitabı. Bu kitapta da baştan aşağı klasik üsluba dair bilgiler derlenmiş oluyor. Bu öğretimin sonucunda 20. yüzyılın ilk çeyreğinde meslek hayatına atılan genç mimarlar, Anadolu, Trakya ve Orta Doğu'nun nüfusça gelişen vilayetlerinde mimari projelerde görev alıyorlar. Bu aşamada neoklasik cepheli kâgir yapıların devletin uzandığı birçok yerde uygulandığını görüyoruz. Birkaç tane örnek bunlar. Anadolu'da işte Samsun, Rize, Sivas, burada da yine
Orta Anadolu'dan iki tane örnek görüyoruz. Tanzimat reformları ile vilayet teşkilatının yeniden düzenlenmesi sonucunda yeni kamusal bina tipleri ortaya çıkıyor. Devlet eliyle uygulanan neoklasik cephe ile çoğaltılan kagir binalar, burada kagir binanın altını çiziyorum. Hükümet konakları, hapishane, kışla, hastane, okul, idadi, rüştiye Osmanlı kentlerini yeni görsel dille tanıştırıyor. Bu cephelerin hemen hepsi neoklasik. Fakat yapım tarzı nedir derseniz bunların hepsi kagir. Bu dil bina cephelerinde çeşitli elemanlar, biraz önce ıstılaat derlemelerinde gördüğümüz gibi, sözlüklerde gördüğümüz gibi, terimler sözlüğünde üçgen alınlık, sütunlu portik, kapartmalı sütun, köşe silmeleri, işte kat kornişleri, rustik kaplamalar gibi, hatta bir takım Venüs kafaları, işte Mars kafaları gibi bir takım yapı ögeleriyle de çoğaltılabiliyor. Fakat öğrenciler bu işlerden memnun mu? Yani güzel güzel talimatnameler yazılır da öğrenciler bakalım memnun mu? Bizim bugün çıktı olarak aldığımız konular. Anketler yapıyoruz, çıktılar olarak geri alıyoruz. Bakalım memnunlar mı? İşte eleştiriler var. Öğrencilerin eğitime dair bir takım eleştirileri söz konusu. Nedir onlar? Neoklasik üslup çok fazla. Milli mimariye yeterince yer verilmiyor. Bu çeşit eleştiriler söz konusu olabiliyor. İki tane mezun görüyoruz. Bunlardan birisi Sırrı Arif Bilen. Bir diğeri de Sedat Çetintaş. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'nda öğrenim gören, hatta silah altına alınan genç mimarlar. Yani milliyetçilik duygusu birden ortaya çıkmıyor. Aslına bakarsanız Birinci Dünya Savaşı'nda silah altına alınması bunların, bu mimarların birden milliyetçilik duygularını biraz daha ağırlık vermelerine belki de yol açıyor. Programda yer alan Türk mimarlığı konularının daha çok tasarım atölyesinde yer almasını istiyorlar. Hatta Sırrı Bilen bu konuda oldukça ısrarlı. Mimar Vedat Tek'ten güzel bir proje yapıyor. Birinci oluyor. Birinci projeleri yurt dışına gönderiyorlar. Tamam diyorlar. Aferin, güzel, beğendik proje. Şimdi İtalya'ya gönderiyoruz seni. Roma Akademisi'nde güzel bir çalışma yapacaksın. Hayırlısı diyorlar. O da başlıyor böyle bir çalışma ama Birinci Dünya Savaşı maalesef engelleniyor. Engelliyor çalışmaları. Türk Mesleki Mimarisi dersinin içeriğine bakarsak eğer, farklı görüşlerin, öncelikle mesleki mimari nedir, ondan bahsedelim. Birkaç görüş var bununla ilgili, yani meslek sözcüğüyle ilgili birkaç görüş var. Ortak olarak şöyle bir ortak nokta damıtabiliriz buradan. Belirli bir siyasi yönetim, coğrafya ya da bilgi birikimi sonucunu ortaya çıkan mimari uygulamaların genel başlığı. Yani burada uygulama esaslı bir sözcük olduğunu anlıyoruz. Bir kavram olduğunu anlıyoruz. Türk Mesleki Mimarisi dersinin içeriğinde de belirli bir kronolojik dizge var. Daha çok Türk mimarları neler yaptılar, neleri gerçekleştirdiler sorusuna cevap arayan bir kronolojik dizge bu. Burada işte Osmanlı mimarlığını doğrudan anlatan bir dizge buluyoruz. Osmanlı mimarlığının aşamalarını dört döneme ayırıyor bu ders. Selçuklu mimarlığı ile başlıyor. Daha sonra Osmanlı mimarlık tarzının birinci dönemine geçiyor. Ki burada işte erken dönem diyebileceğimiz erken dönem eserlerden bahsediliyor. İkinci dönemi var. Biraz daha ikinci Bayezid dönemi mimarlığı ve sonrası, yani 15. yüzyılın başları diyebileceğimiz bir dönem. Fakat burada ilginçtir, Fatih döneminden hiç bahsedilmiyor. O da dikkat çekici. Üçüncü dönem olarak 16. yüzyıl biraz daha kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Ve arkasından da Osmanlı Rönesansı denen zamana geliyor. Sultan Osman deniyor ki büyük bir ihtimalle ikinci Osman, genç Osman diyebileceğimiz dönemden işte ikinci Mahmut ve Sultan Abdülmecit dönemlerine kadar ki kısmı ele alıyor. Bu da 16. yüzyılın başlarından 17. yüzyıl devam ediyor. 18. yüzyılın ortalarına kadar ki döneme karşılık geliyor.
Buradaki kronolojide Tanzimat mimarındaki neoklasik dönüşümü görüyoruz. Bu dönüşümün adı Osmanlı Rönesansı. Burada ders içeriğinde işte 1750'lerden de itibaren başlatılan mimari Rönesans'ın tarihsel arka planına bakıyoruz. II. Mahmut döneminin askeri reformları, Tanzimat Teşkilatı ve böylece siyasi yenilenme ile mimari yenilenme arasındaki paralelliği görmüş oluyoruz. Yani siyasi olarak yenilenen bir ülkenin aynı zamanda mimari olarak da yenilenme arayışında olduğunu buradan anlamış oluyoruz. Osmanlı Rönesansı ifadesinin içeriği üslupsal çöküş söyleminden ayrışıyor. Hangi üslupsal çöküş bu? Şöyle diyelim, 1877 yılında yazılan bir kitap var biliyorsunuz. Osmanlı mimarlığını ele alan, Viyana sergisi için yazılan. 19. yüzyılda deniyor ki burada bir üslupsal çöküş var. Yani mimarlık, Osmanlı mimarlığı eski güzel parlak günlerinden ayrılmıştır. 19. yüzyılda artık çökmüştür deniyor. Oysa ki buradaki talimatname içeriğinde, yani ders içeriğinde görüyoruz ki Osmanlı Rönesansı pek de öyle bir çöküş değil. Hatta gayet güzel, geleceğe yönelik bir referans içeriyor. Buradaki mezunların istihdamında neler oluyor? Bir de ona bakalım. Neoklasik üslup çerçevesinde tasarım yapan mimar adayları nasıl iş buluyor dersek, aynı zamanda Osmanlı geleneksel mimarisini de öğreniyorlar bu adaylar ve bu şekilde mezun oluyorlar. Balkan, Birinci Dünya Savaşı yıllarında mezun olduktan sonra, ki bunlar Vasfi Egeli, Sırrı Arif Bilen, Necmettin Emre, Kemal Altan, Mazhar Altan, Sedat Çetintaş gibi mimarlar, bunlar dahil oldukları 1910'lu yıllarda mezun oldukları kuşağın tarihi eserleri ilgisi 30'lu ve 40'lı yıllarda koruma çalışmalarına yansıyor. 1920'li yıllara geldiğimizde proje atölyelerinde hem eski hem de yeni söz konusu. Yani eskiden biraz kopuş var ama yeniye de tam intibak etmiş var. 1926-27 yıllarına kadar bu ikili sistem biraz bocalayarak devam ediyor. Tabii bu arada Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Yeni bir eğitim sistemi öngörülüyor. Burada ne yapılacağı gibi bir takım sorular ortaya çıkıyor. Atölye yürütücüleri Batı mimarlığı ile milli mimarlık arasında yaptıkları bir üslupsal seçim var. Aslına bakarsanız atölye yürütücülerinin işte Moncieri gibi, Vedat Bey gibi, ondan sonra işte daha sonra Sırrı Arif Bilen gibi bunlar bir takım üslupsal seçimler yapıyorlar ve bu seçimleri biraz da kişisel olarak yapıyorlar. Yani daha çok tasarımsal bir problemden çok kişisel seçimler olarak yapmış oluyorlar. Burada Batı mimarlığını içeren atölyeleri ikiye ayırıyoruz. Yani neoklasik atölyeler devam ediyor, yanı sıra modern eğitim veren atölyeler de yavaş yavaş belirginleşmeye başlıyor. Neoklasik üslup bilgisi ama 1920'lerde yine devam ediyor ve öğrenciler hala hoşnut değil. Yani öğrenciler kopyalanan süsleme çizimlerinden memnun değiller. 20'li yıllarda proje atölyelerinde mezun olan mimarların anılarına bakıyoruz. Zeki Sayar, Orhan Safa. Bunlar diyorlar ki biz işte o dönemlerde akantus yaprakları, işte venüs kafaları filan çizip duruyorduk. Bu modelaj dersleri devam ediyordu. Yani biz bu neoklasikten çok bıkmıştık ama işte maalesef bunları okuyorduk. Fakat daha sonra modern mimarlık çalışmaları da başladı. Modern mimarlık atölyeleri de başladı ve öğrencilerin önemli bir kısmı buraya geçti. Nedeni de şu, desen ve süslemeye dair zorlu çizimlerden kurtulmak, projelerde de düz, güzel cephe çizimleri yapmak ve kolay bir çizim oluşturmak. Hemen bitiyor, az kaldı. Reform çalışmaları oluyor. 1925 yılında Namık İsmail Bey atanıyor. İyileştirme, geliştirme çalışmaları oluyor. Yeni bina
geçiliyor. Tabii bu arada İsmail Hakkı Baltacıoğlu var, eğitim tarihçisi, sosyolog aynı zamanda ve güzel sanatlar öğretiminde birey-çevre ilişkileri kapsamında fiziki koşullara önem veriyor. Yeni sanatçı idealinden bahsediyor ve daha sonra da 1928'e doğru artık eski atölyelerin hocaları yavaş yavaş istifa ediyorlar. Burada 1930 yılında muallimlerin istifa ettiklerini görüyoruz. Mongeri dahil olmak üzere. Mongeri çalışmalarına devam ediyor her biri. Zaten devam ediyorlar. Sırrı Arif Bilen'den bahsetmek istiyorum burada çok kısa olarak. Yani çok az bilinen bir kişi. Ölümü bile ne zaman ben göremedim açıkçası. Sırrı Arif Bilen bu dönemin önemli hocalarından bir tanesi ve akademi tarihinde de yeri olması gereken bir kişi. Ancak bu hocamızın maalesef hayatıyla ilgili çok fazla bilgi yok. Egli Atölyesi'ne bakıyoruz. 1930 yılında Egli'nin artık atölye çalışmalarına başladığını ve öğrencileriyle çeşitli çalışmalar yaptığını görüyoruz. İstanbul Planı üzerine dahi çalışmaya başlıyorlar. Yığma yapılar için artık neoklasik dönem bitti. Bundan sonra çimento sanayi var, apartman var, inşaat var, fabrika var ve betonarme var. Daha sonra 1926 sonrası Taut dönemi var. Japon kültürünün estetik kodlarıyla Bauhaus okulunu birleştiriyor. Ve daha sonra da akademide ders vermeye başlıyor. Öğrencilerle, sabahleyin de konuşuldu, öğrencilerle bir gezi yapılıyor. Edirne gezisi, 60'lı yıllarda Ataman Hoca'nın da bahsettiği geziler yapılıyor. Ve burada Osmanlı eserleri artık yavaş yavaş incelenmeye başlanıyor. Kuramsal seminerlerde milli mimarlık tartışmaları ortaya çıkıyor. Mimar Sinan'ı tanıtan birçok yayın tekrardan 1930'lu yıllarda ve Koca Sinan'ı anma etkinlikleri, törenleri 30'lu yıllarda öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Burada tabii iki tane önemli mimardan bahsetmek istiyorum. Ziya Koca İnan ve Ali Saim Ülgen. Ali Saim Ülgen bilindiği gibi restorasyon çalışmaları ve Mimar Sinan'la ilgili eserleriyle ünlü. Sonuç itibariyle 1930 yılına kadar neoklasik mimarlığın kuramının aktarımını görüyoruz. Bu pragmatik bir yaklaşım aslına bakarsanız. Neden? Çünkü Osmanlı'ya birçok bina lazım. Bu binaları yapacak birçok mimar lazım. Bu 1840'lardaki layihalardan da görüyoruz zaten. Bize mimar lazım deniyor. İşte Osman Hamdi de bunu söylüyor. Dolayısıyla lazım olan mimarları yetiştiriyorlar. Ama amaç burada neoklasik binaları, yığma binaları yaptırmak. Fakat daha sonra bunların işlevi bitiyor. Neoklasizmin işlevi bitip de artık betonarme teknolojisine geçince yeni betonarme yapacak olan öğrenciler yetiştirilmeye başlanıyor. Burada tarihselci eğitimde bir anlamda sona eriyor. Fakat mimarlık tarihçiliği devam ediyor. Yani Osmanlı mimarlık tarihinin devamını görüyoruz. Kübik çalışmalarla birlikte Osmanlı mimarlık tarihçiliği de devam ediyor. Burada iki tane farklı kronolojiyi görmüş oluyoruz. Yani tabii anlatımla ilgili söylenecek çok şey var. O da şu, yani tıpkı Guade ve Blondel'in yaptığı gibi keşke zamanında Osmanlı eserleri mimarlık kronolojisine yerleştirilebilseydi. Böyle iki tane farklı kronoloji okutularak sanki iki tane farklı kültürden bahsediyormuş gibi oluyoruz ama aslında buna bakarsak yani Helenistik Roma'dan başlayarak antik eserlerden ve Bizans mimarlığının mirasçısı olarak Türk mimarlığı da pekala aynı kronoloji içerisine yerleştirilebilirdi. Evet. Bruno Taut'un birkaç bir cümlesiyle tamamlayalım. Der ki, Türklerin milli duygularına göre modern bir üslup ortaya koymak için eski Türk eserlerini en derin esaslarına kadar araştırarak karakterini anlamak ve bunu tamamen hazmettikten sonra serbest ve modern bir düşünüşle, yani bugünkü anlayışa göre ortaya koymak gerekir der
Bruno Taut. Evet, kaynakçalarımız. Burada da 1930'lu yıllarda bir akademi fotoğrafı görüyoruz. Teşekkür ederim. Burcu Hocam, biz teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Özlem Özcan hocamızı. Merhabalar herkese. Ben de Mimar Sinan'ın 140. yılını kutlarım. Özellikle de Mimarlık Fakültesi'nin, çünkü biraz sonra anlatmaya çalışacağım gibi çok da güllerle döşeli bir yol değil. Biraz engelleri aşarak bugüne gelmiş. O yüzden 140. yılınız kutlu olsun. Ekrandan bakarak mı şey yapsak? Yok, o şey. Böyle çıkacağız herhalde. Mouse'da sıkıntı var. Yok. Şey, ekrana şey, gelmiyor. Mouse'u göremiyorum. Değil mi? Şurası var mı? Şurada var. Heh, Allah Allah. Sahibini şey yaptım. Sahibini tanımıyorum. Şimdi bu konuyla aslında benim ilk karşılaşmam Zeynep Kuman danışmanlığında yürüttüğüm İTÜ'nün kuruluş yıllarına odaklanan doktora çalışmam kapsamında oldu. Orada Yüksek Mühendis Mektebi kayıtlarında aslında ilk kez Yüksek Mühendis Mektebi'ndeki Mimar Şubesi'nin Güzel Sanatlar Akademisi ile birleştirilmesi teklifiyle karşılaştım. Bu 1930'da. Daha sonra da Arkitek'te tam tersine Güzel Sanatlar Akademisi Mimar Şubesi'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlanması söz konusuydu 20 sene sonra. Bunlar iki münferit olay gibi gözüküyordu ama sonra Zeynep Kuban'ın Bruno Taut ve Wilhelm Schütte'nin yazılarında da aslında bu konunun bahsedildiğini söylemesi üzerine bunun 20 yıla yayılan bir süreç olduğunu anladık ve bu sürece baktığımızda aslında iki tane önemli şey ortaya çıkıyor. Biri bu iki okulun kimliklerin oluşmasında aslında bu bağlanma girişimlerinin önemi, diğeri de aslında Türkiye'deki mimarlık eğitiminin kurumlaşmasında ki süreçte örneğin yani biliyoruz hepimiz ama çok görünür olmayan, çok da güçlü olan devlet gibi bir faktörün olması. Şimdi bu iki kurum, İTÜ Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü tarih içerisinde aslında iki farklı yere yerleştirilir. Birinde mühendis mimar yetiştirildiği ve mimarlık eğitiminin teknik ve mühendislik ağırlıklı olduğu söylenir. Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü ise işte sanatçı mimar yetiştiren ve mimarlık eğitimi sanat ağırlıklı olan bir okuldur. Bu aslında kimliklerin farklılığı 2000'li yıllara kadar tartışılır gelir. Hatta 2000 yılında Ardomanto'da çıkmış bir dosyada işte mimarlık okulları ayrışan ya da parantez içindeki haliyle ayrışamayan kimlikler olarak geçer. Hala günümüzde devam ediyor mu çok emin değilim. Şimdiki öğrenciler hala böyle şeyleri konuşmuyor olsa gerek. Ama mimarlık eğitimi tarihini konu alan çalışmalara baktığımızda aslında bunlar iki farklı kaynaktan ortaya çıkan ve işte kendi bağımsız yollarında gelişmiş okullar olarak kabul edilirler. Biraz bu şeye bakarsak iki okulun da geçmişine, aslında iki okul da aynı dönemin, Tanzimat döneminin sivil yetişmiş insan gücü yetiştirmek için açtığı okulların ikisidir. İTÜ 1883'te Hendise-i Mülki olarak kurulur. Çok fazla isim değiştiriyor mesela. Örneğin İTÜ özellikle. Şeyi söylemek isterim. Aslında 1928'de Yüksek Mühendis Mektebi'ne dönüşür ve içinde bir mimari ve inşaat şubesi kurulur. Bu hatta öğrenci kılavuzlarını mimar şubesi olarak geçer. Ancak 1930'da ismi inşaat şubesi olarak değişir. 1940'a gelindiğinde Emin Anıt'ın bir reformu söz konusu ve tekrar Mimar Şubesi adını alır. 41'de Nafia Vekaleti'nden Marif Vekaleti'ne devrilir ve Yüksek Mühendis Okulu olarak isimlendirilir okul. 44'te de İTÜ Mimarlık Fakültesi kurulur. Güzel Sanatlar Akademisi ise 82'de Mektebi Sanayi Nefise-i Şahane olarak kurulur. İçinde bir mimar şubesi vardır. Bu arada şeyi söylemek lazım. Hendise-i Mülkiye bir mühendis yetiştirme okuldur. İçinde mimarlık eğitimine dair, yani mimarlık dersleri vardır ancak özelleşmiş bir program yoktur.
1928'de Güzel Sanatlar Akademisi adını alır. Bu bazı yerlerde 27 olarak geçiyor. O yüzden çok emin değilim tarihi konusunda. 34'te Yüksek Mimar Şubesi halini alır. 40'larda bir yerlerde muhtemelen Yüksek Mimarlık bölümüne dönüşmüş olmalı. Çünkü Nezihe Eldem'in 44'teki diplomasında mimarlık bölümü mezunu olarak yazar. Ya bu iki okulun tabii ki farklı amaçlarla kurulması. Yani birinin mühendis yetiştirmek, diğerinin işte sanatçı yetiştirmek ya da mimar yetiştirmek üzere kurulması. Aslında bu iki okulun farklı geleneklere sahip olduğu, dolayısıyla farklı nitelikli mimarlar yetiştireceğini düşünmek olasıdır. Ancak bu farklılıklara rağmen ben iki okulun da işte bu biraz sonra bahsedeceğim süreçte ki birleştirilmesi şeylerinin, çabalarının aslında her iki okulun da kimliğini defalarca tekrar tekrar tanımlamaya, kendini diğerinden ayrı bir yere konumlanmaya çalışmasıyla tahkim edildiğini düşünüyorum. Birleştirme girişimlerinin şöyle kısa bir tarihine baktığımızda, başta belirttiğim gibi 30'da Yüksek Mühendis Mektebi Nafia Vekaleti'ne bağlı o dönemde. Nafia Vekaleti bütçe kısıtları nedeniyle işine yaramayacağını düşündüğüm Mimar Şubesi'nin Güzel Sanatlar Akademisi Mimar Şubesi ile birleştirmesini teklif ediyor. Bu girişimden sonra aslında muhtemelen Mimar Şubesi'nin adı İnşaat Şubesi'ne dönüştürülüyor. Aradaki farklılığı vurgulamak için. Ancak bir işe yaramıyor. Nafia Vekaleti tekrar Yüksek Mühendis Mektebi'ndeki şubenin Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlanmasını teklif ediyor. 1938'e geldiğimizde aslında Bruno Taut'un Yüksek Mühendis Mektebi'ni ziyaret ettiğini görüyoruz. Bütün o bütçe kısıtları olsa da Yüksek Mühendis Mektebi'nde Bruno Taut okulu geziyor ve işte aydınlık derslikler, geniş çizim masaları, güzel laboratuvarlar diye yazıyor. Ve işte o dönem Yüksek Mühendis Mektebi'ndeki bir öğrencinin, öğrenciye ayrılan bütçenin Güzel Sanatlar Akademisi'nde bir öğrenciye ayrılan bütçenin 3 katı olduğunu hesaplıyor ve diyor ki buradaki mimarlık bölümü kapatılsın ve yurtların bir kısmı Güzel Sanatlar Akademisi'ne verilsin. Bunun için bir girişimde bulunup bulunmadığını bilmiyoruz. Sonra 41'e gelindiğinde Wilhelm Schütte de bu sefer Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün akademiyi ziyareti sonrasında böyle bir konunun gündeme geldiğini söylüyor. İTÜ'nün Marif Vekaleti'ne bağlanacağını, bir yıllık bir geçiş sürecinin ardından da mimarlık bölümlerinin birleştirileceğini ve başına Emin Onat'ın getirileceğini söylüyor. Marif Vekaleti'ne bağlanıyor Yüksek Mühendis Mektebi ama birleşme gerçekleştirilmiyor. 44'te Paul Bonatz'ın o dönemin Marif Vekili Hasan Ali Yücel'e yazdığı bir rapor var. Raporun konusu Güzel Sanatlar Akademisi Mimar Şubesi'nin istikbali. Bu raporda aslında şöyle bir iki tane soruya önce şeyi söylüyor, Güzel Sanatlar Akademisi'nin istikbalini temin etmek için aslında o sırada bir süre sonra teknik üniversite kurulacak. Yeni kurulacak teknik üniversiteyle aynı mertebeye getirilmesi gerektiğini söylüyor. Sonra da diyor ki işte akademi Yüksek Mühendis Mektebi ile aynı mertebeye getirildikten sonra acaba akademiyi muhafaza etmeye gerek kalır mı? Acaba bütün mimari okumak isteyen talebe ya da okuyacak talebe Yüksek Mühendis Mektebi'ne gönderilemez mi? Bu sorular sorulabilir diyor. Ben bu soruların Bonatz'a ait olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen o dönemde Marif Vekaleti'nde gündeme gelen sorular olmuş olmalı. Çünkü Bonatz'ın bu sorulara cevabı aslında büyük bir kalkınma hareketi içinde olan memleketin mimara ihtiyacı çok büyüktür. Bu nedenle 2 değil hatta 3 tane mimarlık okulu gerekmektedir diyor. Dolayısıyla bu sorular hani Bonatz'tan çok Marif Vekili Hasan Ali Yücel'e aitmiş gibi duruyor. Bunun sonrasında 48'de bir akademi yangını var. Bu akademi yangını sonrasında akademi binasının bir türlü tamir edilememesi, gerekli bütçenin ayrılamaması nedeniyle 48'den 52'ye kadar aslında Güzel Sanatlar Akademisi Mimar Şubesi'ne, İTÜ Mimarlık Fakültesi'ne bağlanmasının gündeme geldiğini görüyoruz. Burada bir de şeyi eklemem lazım aslında bu bağlanma şeyleri dışında. Bir de 1941'de Yüksek Mühendis Mektebi Mimari Profesörü Clemens Hozmeister'ın Güzel Sanatlar Akademisi Mimari Şubesi'ne şef olarak tayini meselesi nedeniyle iki okul karşı karşıya geliyorlar. Burada dikkati çeken bir şey daha, 30'larda Yüksek Mühendis Mektebi Mimari Şubesi Güzel Sanatlar Akademisi'ne
bağlanması gündeme gelirken 40'larda aslında bu bağlanma çabalarının yönü değişiyor. Yani bu sefer Güzel Sanatlar Akademisi Mimar Şubesi İTÜ Mimarlık Fakültesi'ne bağlanmaya çalışılıyor. Çok hızlı konuştum galiba, süre varmış olmak için. Okey. Okey. Okey, tamam o zaman. Şimdi bu bağlanma girişimlerinin aslında öne çıkardığı en önemli şeylerden biri devletin bu okullara ayrılacak bir bütçesinin ya da yeterli bütçesinin olmaması ve herhangi bir sorun gündeme geldiğinde aslında akla gelen ilk şey iki okulun birleştirilmesi oluyor. Ve bu okulların varlıklarını sürdürebilmesi için devletle olan ilişkiyi çok elzem kılıyor. Bu ilişki yalnız böyle şey bir ilişki değil, kurumsal bir ilişki değil, daha kişisel ilişkilerin kurulmasını gerektiriyor. Birkaç mesela örnek vermek gerekirse, 1930'daki mesela ilk birleşme girişimi ilk birleşme girişimi Ankara'da Nafia Vekaleti Müsteşarı ve Güzel Sanatlar Akademisi Mimar Şubesi Şefi Ernst Egli ile yapılan temaslar sonrasında engelleniyor. Ya da yangın sonrasında işte Milli Eğitim Bakanı'nın onarım için sıcak ve vaatkar bir cevap vermemesi karşısında işte konunun çözümü için Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ziyaret ediliyor. Daha sonra ama bir sonraki Cumhurbaşkanı Celal Bayar sayesinde mümkün oluyor binanın onarılması. O da şöyle, işte Bayar fındıklı açıklarından motorla geçerken harap haldeki binayı görüyor ve onarılmasını emrediyor. Bu tip kişisel ilişkiler aslında, devletle olan kişisel ilişkiler bu okulların işte gelişiminde, varlığını sürdürmesinde ve gelişiminde çok önemli. Tabii devletle kurulan ilişkilerin kişiselliği ortamı daha belirsiz bir hale getiriyor ve okullar arasındaki çekişmeyi de arttırıyor. Örneğin Yüksek Mühendis Mektebi'nin İTÜ'ye dönüşümü, o dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlunun Yüksek Mühendis Mektebi'nde öğrenci olmasıyla ilişkilendiriliyor. O dönem Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenci olan Muhteşem Giray şöyle anlatıyor. İsmet Paşa Güzel Sanatlar Akademisi'ni ziyarete geliyor. O dönem işte oğlunun hangi okula gitmesine karar verecek, İTÜ'ye mi yoksa Güzel Sanatlar Akademisi'ne. Hatta şöyle ufak bir dedikodu var, işte çok muhafazakar olan İsmet Paşa o dönem resim dersindeki çıplak nü modeli gördükten sonra işte oğlunun Güzel Sanatlar Akademisi'ne gitmesini istemez gibi. Ancak önemli olan şey şu, bunun sonrasında oğlunun Yüksek Mühendis Mektebi'nde okuması nedeniyle İTÜ'nün kanununun çıktığını, aslında işte Güzel Sanatlar Akademisi'nin öğrenci olsaydı akademinin kanununun çıkacağını söylüyor Muhteşem Giray. Bir diğer örnekte mesela Bedifay'ın işte bu mesela taş kışlanın restorasyonu sırasında aslında akademi binası harap halde ve kaynak ayrılmıyor. Bedifay şöyle yazıyor. Halbuki Beriyan'da akademimize gelince kısılan marif tahsisatı, mesela Taşkışla'daki teknik üniversite ilavesinin tamamlanması için birdenbire açılarak 1,5 milyona kadar yükseltilivermiştir. Ki çok da haksız değil, mesela İTÜ'den o dönem İTÜ mensubu olan Orhan Safa, gerçekten babasının, oğlunun İTÜ'de öğrenci olması nedeniyle babasının okulla yakından ilgilendiğini ve İnönü'nün Taşkışla'nın İTÜ'ye verilmesi isteğinin kabul edilmesini ve gerekenlerin yapılmasını emrettiğini anlatıyor. Dolayısıyla bu devlet ve devletin içindeki insanlarla olan ilişkiler önemli. Bu Bedifay'ın yazısına eklediği karikatür aslında iki okul için de geçerli. Eğer devletin ya da devlet babanın varlığını ve desteğini alamıyorsa iki okulda varlığını sürdürmekte oldukça zorlanacak. Bu bağlanma girişimlerinin aslında da ortaya çıkardığı iki önemli sav var. Yani her bağlanma girişimi sonrasında bunun önünü kesmek ve engellemek için iki okulda kendilerinin ilk olarak köklü bir kurumsal tarihe ve geleneğe sahip olduğunu ortaya koyuyor öncelikle. Örneğin Holzmeister'ın akademiye şef olarak geçmesi isteğinde
iki okulda hangi okulun daha köklü bir geçmişe sahip olduğu ve daha önemli mimarlar yetiştirdiği konusunda şey üzerinden tartışıyorlar, dilekçeler üzerinden. Daha sonra örneğin Zeki Sarıyan'ın 48'deki yazısında bir 64 yıllık gelenek vurgusu var ve her şeyde bu devam ediyor. Örneğin şöyle diyor, 64 yıllık geleneğe sahip akademiyle henüz şahsiyet kazanmaya başlayan 5 yaşındaki İstanbul Teknik Üniversitesi. Bir sonrasında şu var, 64 yıllık bir müessese dururken niçin teknik üniversitede bir fakülte kurulmuştur? Hemen ardından bir yangın meselesiyle 64 yıllık geleneği olan bir ocağın sönmesi. Bu gelenek ve tarih meselesi hakikaten iki kurum için de önemli. Ancak ikinci sav, yani bu itirazlar sonrasında ortaya konan ikinci sav, kurumlarda verilen eğitimin diğerinden farklı ve hatta üstün olduğu iddiası ve hali hazırda ve gelecekte memleket ihtiyacını karşılayacak mimarları yetiştiren okul olma iddiası. Esas bu ikinci sav, yani ortaya atılan ikinci sav bu mühendis mimar ve sanatçı mimar ikiliğini keskinleştiren şey. Onlardan da mesela ilk şey 1930'da bu ilk bağlanma girişiminde aslında Yüksek Mühendis Mektebi kendisinin mühendis mimar yetiştirdiğini söylüyor. Ve Yüksek Mühendis Mektebi'ne göre Güzel Sanatlar Akademisi'nde binaların güzelliğine önem verilirken Yüksek Mühendis Mektebi'nde şehir ve kasabaların işte kasabalarda binaların, yolların, lağımların ve sıhhi tesisatın ve mukavemet ve muvazenet hesabına vakıf mühendis mimar yetiştirilmektedir diye doğrudan bağlanmayı engellemek için kendini mühendis mimar yetiştiren bir okul olarak konumlandırılıyor. Bağlanma girişimlerinin yönü değiştirince de aslında bu sefer Güzel Sanatlar Akademisi'nin kendi kimliğini tanımlamak zorunda kaldığını görüyoruz. O da mesela şey 1946'da Yüksek Mimarlar Birliği raporunda Güzel Sanatlar Akademisi'ne verilen mimarlık eğitiminin İTÜ'dekinden hiç de aşağı olmadığı, hatta sanatsal üstünlüğe sahip olduğu belirtiliyor. Böylece Güzel Sanatlar Akademisi de teknik sanat ayrımında sanat tarafında yer alıyor. Burada örnekleri kısaltıyorum zaman olmadığı için, ama her bir bağlanma girişimi sonrasında bu tip savların ortaya atıldığını söyleyebiliriz. Tabii öğrenciler de bu okul kimliklerini benimsiyorlar. Hangi tarafta bulunulduğuna göre teknik ve sanat kavramlarına olumlu ya da olumsuz nitelikler atfediliyor. Örneğin İTÜ mezunu Afife Batur, bizim fakültedekiler akademiye onlar resim işte diye bakardı. Çünkü orada doğru dürüst betonarme falan öğretilmezdi diyor. Güzel Sanatlar Akademisi'nden Hamdi Şensoy ise İTÜ Mimarlık Fakültesi sınavını kazandığı halde farklı bir sanatsal ağırlığı olduğu için Güzel Sanatlar Akademisi'ni tercih ediyor. Mesela şeyi de söyleyebiliriz. İki okulun öğrenciler arasındaki ilişki o dönemde çok az. Sadece işte böyle kulaktan dolma bilgilerle onlar şöyle işte bunlar böyle işte gibi şeyler var. Ama bu okul kimlik, yani şeylerin bağımsız, şeylerden bağımsız, öğrencilerin ya da mimarların kimliklerinden bağımsız okulların kimliklerini ne kadar benimsemiş olduklarını gösteriyor. Tabii bu ayrımı besleyen bir diğer şey de İTÜ mezunlarının mühendis mimar unvanını kullanması. Tabii Güzel Sanatlar Akademisi mezunları sanatçı mimar gibi bir unvan kullanmıyor. Onun yerine yüksek mimar unvanı kullanıyorlar. Ancak bu Güzel Sanatlar Akademisi mezunları için aslında bir haksız rekabet yarattığı düşünülen olumsuz bir durum. Hatta Bonatz'ın 44'teki raporunda aslında bunu öngören bir uyarı da var. Yani iki okulun da mezunların aynı unvan kullanması gerektiğini söylüyor. Hatta eğer birileri mühendis mimar unvanını kullanacaksa belediyeler ve idareler mühendis mimarları tercih edecektir. Bu da haksız bir şey yaratacaktır diyor. Ve bunun aslında gerçekleştiğini de görüyoruz. Arkitekt dergisinde 1951'de yayınlanan bir haberde şöyle söylüyor. İçişleri Bakanlığı belediyelere yaptığı bir tamimde ihtiyaçları olduğu meslek ve sanat adamları hakkında bilgi verirken bütün teknik okullardan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bahsettiği halde her nasılsa ünlem işareti Güzel Sanatlar Akademisi mezunu yüksek mimarları unutmuştur deniyor. Öte yandan İTÜ mezunları için de mesela farklı bir rahatsızlık unsuru. Enis Kortan işte mühendis mimarların deve kuşuna benzetildiğini, işte develerin hem ne deve ne kuş olabildiği gibi mühendis mimarların da ne mühendis ne de mimar olabileceklerini öyle bir algı olduğunu söylüyor. Şimdi mesela şeyde de Ertuğrul Özakdemir İTÜ mezunu o da.
Orhan Alsaç'ın yanında çalışmaya başladığında Alsaç'ın kendisine sen mimar mısın, mühendis misin sorusuna ben mimarım diye cevap verdiğini söylüyor. Ama Alsaç da ama sen teknik üniversitede mezunsun dediğini anlatıyor. Bu tip şey ayrımlar tabii ki böyle devam ediyor. Ancak mesela şeye baktığımızda, ders programlarına bak, yani şeyi kabul etmek gerekir tabii ki. Mesela Avrupa'daki politikleri işte model alan, işte yüksek mühendis mektebinden başlayan bir mimarlık eğitimiyle Ecole de Beaux-Arts'ın model alan işte Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık eğitimini farklı biçimde kurgulayacağı açık. 30'lardaki şeyde programlar çok çok farklı tabii ki. Hani karşılaştırılamayacak kadar belki. Ama şeyi de unutmamak gerek. 40'lı ve 50'li yıllarda aslında iki okulda çok fazla değişim geçiriyor. Örneğin 1940'ta Emin Onat Yüksek Mühendis Mektebi Mimar Şubesi'nde yaptığı değişimde, yaşanan değişimde aslında eğitimde sanat ve teknik dengesinin gözetileceğini söylüyor. 43'te mesela Güzel Sanatlar Akademisi'nde daha ilmi ve daha metotlu bir eğitimin hedeflendiği söyleniyor. Aslında iki okul içinde eğitimde denge, yani sanat teknik dengesini bulmak önemli. Ki 1950'lerin sonuna gelindiğinde bu bir karşılaşma çok küçük olmuş ama bu iki okulu iki ayrı uca konumlandıracak kadar büyük bir fark yok. Yani en fazla şöyle bir fark var. Mesela yapı ve matematik grubu dersleri İTÜ'de, Güzel Sanatlar Akademisi'nde ise resim ve model grubu derslerinin yüzdesi biraz daha fazla. Ama onun dışında böyle hakikaten iki ayrı uçta olan programlara sahip değiller. Tabii ki yani bir okulun eğitimi sadece bir programa indirgenemez. Ama mesela şeyden bahsetmek lazım belki, ONAT'ın iki okulun temsilcisi olan ONAT'ın ve Sedat Akgaldem'in öğrencilere yaklaşımından. Mesela ONAT'ın işte üzerinde birkaç çizik olan bir kağıt parçası üzerinde saatlerce konuştuğu, öğrencileri işte çokça teşvik ettiği söylenir. Bu belki hakikaten işte memleket ihtiyacını karşılayacak teknik eleman yetiştirme arzusunun bir simgesi olarak gözükebilir. İşte Sedat Akgaldem'in de paftalarca çizilmiş beğenmediği projeler üzerine tek kelime etmediği söylenir. Bu da belki de mükemmeli bu da belki de hani mükemmeli yaratmak isteyen bir işte şey olarak, sanatçı yetiştirme arzusu olarak görülebilir ama tabii ki bunlar çok simgesel şeyler, sadece ayrıca ikisinden ibaret değil yani okulun kadrosu. Dolayısıyla bütün bunların aslında işte yani yöneticilerin yaklaşımından öğrencilerin seçimine, işte mühendislik derslerinin ağırlığından projelere yaklaşıma kadar pek çok detaylı şekilde iki okulun da tarihi daha detaylı ortaya konduğunda yapılacak karşılaştırmalarla anlaşılabilecek bir şey. Ancak yani burada bir hani anekdotlar ve programlar üzerinden olamayacağını düşünüyorum. Son olarak aslında bir saniye bir şey unuttum mu? Sanırım şey, son olarak iki tane soruyla bitirmek istiyorum. Aslında bu birleşme girişimlerinin bu sanatçı mimar mühendis mimar yetişen okul kimliklerini tahkim ettiğini düşünüyorum. Ama yine de bunların ne kadar şey kimlikler olduğunu, benimsenen kimliklerin ne kadar gerçekçi kimlikler olduğunu da araştırmak için aslında hem mensuplarının hem de mezunlarının bu kimlikleri yaratmak için neler yaptığını ve bu kimliklerin ne kadar sahiplendiğinin karşılaştırılması gerekiyor ki hakikaten bu ayrışma yapay mı yoksa gerçeklik payı var mı ya da ne kadar var onun anlaşılabilmesi için. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şahsi fikrimi söyleyeyim. Bence hepsi iç içe. Çünkü mimarlık çok özel bir meslek ve her şeyden içinde barındırıyor. Ben kendi adıma bu çok değerli üç sunumdan çıkarttığım sonucu birer cümleyle özetleyeyim. Birincisi, hiçbir şekilde değişim kavramı değişmiyor. Kurumumuz, İlk iki bildiriden özellikle ifade etmek istiyorum çıkardığım sonucu. Kurumumuz zaman içinde sürekli bir değişim içinde olmuş. Daha iyi yakalama ve eğitim verirken bir taraftan da eğitimi nasıl daha iyi veririm? Zamane şartlarına göre nasıl daha iyi veririm? Gençlere nasıl dokunabilirim? Mesleği nasıl sevdirebilirim? Ülkeye nasıl daha faydalı olabilirim mi arama içinde geçmiş yıllar.
Diğer bir çıkarımım İstanbul Teknik Üniversitesi ve üniversitemiz arasındaki mimarlık bölümleri arasındaki bu ezeli sevgi halen devam ediyor. Hayranlık birbirine. Mutlaka iki kurumun birbirinden öğreneceği şeyler olabilir, paralellikleri olabilir. Ben bir ülkede kısmen farklı ekollerin ve farklı okulların var olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bütün dünyada böyle aslında. Belki şimdi zorunlu şartlar gereği tek tipleştirmeye çalışıldığımızı düşünüyorum zaman zaman ama kurumların taşıdıkları karakterler çok çok önemli ve bunlar korunmalı. Dolayısıyla iki kurum arasındaki ezeli sevgi, kardeşlik, yakınlık devam edecek. Buna hiç şüpheniz olmasın. İkisi de ülkemizin çok çok değerli, hatta dünyanın çok iyi tanıdığı, bildiği iki değerli kurum. Peki ben fazla uzatmayayım, süremizi zaten çok aştık ama konuşmacılarımıza mutlaka sormak istediğiniz çok kısa da olsa sorular olacaktır. Buyurun hocam, bir mikrofon acaba temin edebiliyor muyuz hocamıza? Ben Demet Binem. Hocam isterseniz buyurun. Yok hayır hayır buradan nasıl olsa kayıt alınıyor. Özlem Hanım'a söyleyeceğim, bir katkıda bulunacağım. Nezihe Eldem'in 1944 diplomasını bulmuşsunuz. 1940 mezunu Muhittin Binen kayınpederim. Onun diplomasında da yüksek mimarlık bölümü diye mezunudur diye yazıyor. Ve Hasan Ali Yücel'in imzası var. Ve hatta bu Derin Teknik Üniversite Güzel Sanatlar Akademisi sevgisine örnek olarak 1940'ta mezun olunca sınıf arkadaşı Feridun Akozan burada devam ediyor asistan olarak. Kendisi İTÜ'ye asistan olarak gidiyor. Biraz bizde şey vardır, böyle geçmişi bakınca görürsünüz. Demin de Nezih Hoca'nın şeyini gördünüz, iyiyle mezun oluyorlar. Peki iyi? Yok yani. Gibi. Kayınpederim de iyiyle mezun olmuş ki olağanüstüydü. Siz onu pek iyi sayın hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Şeyi söyleyeceğim. Evet. Bir de şeye de bakarlardı. Yani doğrudan buradan akademiden mezun hocaların da gittiğini görüyoruz. O 1940'larda. Evet, evet, evet. Gidiyorlar. Doğrudan da doçent olmuyor. Gittiğinde doçent olmuyor. Asistan başlıyorlar, evet. Aynen, aynen, aynen. Evet. Evet. Evet, evet. Burada tabii şey, kadrolar kısıtlı her yerde olduğu gibi. Liseler biraz da öne çıkıyor. Burada bir bakarsanız Feridun Akozan Galatasaray Lisesi'ndendir. Muhittin Binan İstanbul erkektir. Bunlar da önemli. Evet, evet, evet. Evet, böyle bir küçük katkıda bulunayım istedim. Teşekkürler hocam. Benzer şeyler çok yaşanıyor tarih içinde. Örneğin şu anda aramızda değil ama hocalarımızdan biri emekli hocamız Aydan Özgen de aslında teknik üniversite mezunudur. Yüksek mühendis mimar diplomasına sahip ve mimarlık bölümümüzün önemli bir kısmına hocalık yapmıştır. Bizleri de yetiştirmiştir hatta. Kulaklarını çınlatalım kendisinin. İnşallah bir vesileyle aramızda görürüz kendisine de. Böyle kurumlar arası, iki kurum arası alışveriş hakikaten o kurumların daha ileri gitmesine, zenginleşmesine vesile oluyor. Ben o yüzden çok gerekli ve faydalı buluyorum. Peki başka sorusu olan? Evet, yakın zamana kadar öyle. Saadettin hocamız değil mi? Oradan geliyordu. Onu da burada kulaklarını çınlatmış olalım. Nezih hocamın bir sorusu vardı. Nezih Aysel hocamızın. Çok teşekkür ederim. Yani çok sorumu bilmiyorum ama belki küçük bir katkı olabilir. Birincisi çok teşekkür ederim her üç konuşmacıya da. Çünkü okulun tarihine yönelik epey detaylı bilgi edindik. Ben Burcu Hoca'nın adını andığı Sırrı Bilen'in çok önemli bir aktör olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bu reform ve geçiş döneminde ilk Türk, bu modern mimariye geçişteki ilk Türk hocadır. Ve çok katılıyorum Burcu Hoca'ya. Hakkında çok az şey biliyoruz. Meraklı birileri varsa çalışmalarını ben şiddetle tavsiye ediyorum. Kendi okulumuzun tarihinin sondajı açısından.
İkincisi Özlem Hanım'ın bu sunumu çok aslında beni heyecanlandırıyor. Çünkü gerçekten bu tartışmalar bir dönemler yaşandı ama zannediyorum bunun kökeninde biraz da şey var. Akademinin bir kanununun olmaması var. Dolayısıyla akademide muallimler var, İTÜ'de profesörler var. Yönetmelikleri, işleyişleri daha farklı. Yanlış hatırlamıyorsam bu tartışmalar içerisinde ikinci bir okulun adı geçiyor. İstanbul Üniversitesi ve akademinin İstanbul Üniversitesi'nin altına bir mimarlık bölümü ya da fakültesi olarak gitmesi de tartışmaların içerisinde. Hatta Sedat Hoca'nın orayı tercih ettiği de söyleniyor ya da biliniyor. Bunun nedeni tahmin ediyorum bir takım her iki tarafta da yüksek egoların olması. Mesela son gösterdiğiniz o fotoğraf Onat Eldem karşılaştırması zannediyorum birleşmeyi zorlaştıran şeylerden de biri olabilir. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Nezih Hocam biz teşekkür ediyoruz. Ben üç konuşmacımıza da tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Bize kattıkları zengin bilgilerden dolayı dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Bir 15 dakikalık aradan sonra tekrar burada görüşmek üzere.